Muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler, geçen ders üzerinde durduğumuz ayet-i kerimenin devamını ve tefsirini ve izahını yapmak suretiyle bugünkü dersimizi, sohbetimizi ikmal etmeye çalışalım. Hak Teala Hazretleri, ya eyyühennas, ey bütün insanlar, yeryüzündeki aklı başında büluğa ermiş, erginlik çağına girmiş bulunan bütün insanlara, yer belirtmeden, mekan belirtmeden, ırkını, cinsini, rengini ifade etmeden mutlak manada bütün insanlara hitap. Ya eyyühennas, yani ey bütün insanlar buyuruyor, böyle hitap ediyor. İnna halaknakum min zekeri ve ünsa. Sizleri bir kadınla bir erkekten yarattık buyuruyor. Bir kadınla bir erkek tabiri var ayet-i kerimede. Şüphesiz ki erkekten maksat Hazreti Adem aleyhisselam murad ediliyor, kastediliyor. Kadından maksat da Hazreti Havva validemiz kastedilmiş bulunuyor. Demek ki insanların yaratılışında yeryüzündeki beşeriyetin, insanlığın temelinde, tabanında, esasında, aslında bir kadınla bir erkek mevzu bahistir. İnsanlar bu kökten, bu temelden, bu kökenden, bu esastan çoğalmışlar ve dağılmışlardır. İnsanlığı umumuyla, tamamıyla, şumulüyle ele aldığınız zaman gide gide temelde bir kadınla bir erkeğe dayandığını görmek ve anlamak ayet-i kerimeden anlaşılıyor. Ve böylece anlatılmak istenen mana şudur. Demek ki insanlığın, beşeriyetin meydana gelişinde temelde iki unsur var. İki temel unsur. Bunlar olmazsa insanlık olmaz. Toplumlar olmaz, cemiyetler olmaz, milletler olmaz. Hepsinin temelde esası bir kadınla bir erkek. Allahu Teala yaratma nizamını, insanların yaratılış düzenini bir kadınla bir erkeğin varlığına bağlamış. Demek erkek olsaydı da kadın olmasaydı bugünkü dünya üzerindeki insanlık alemi mevcut olmayacaktı. Kadın olsaydı da erkek olmasaydı yine yeryüzünde beşeriyet dediğimiz, insanlık dediğimiz varlık zuhura gelmeyecekti. Demek ki insanlığın var olması, devam etmesi, yeryüzünde varlığını sürdürmesi, üremesi, türemesi, çoğalması, büyümesi, yayılması bir kadınla bir erkeğin varlığına bağlanmıştır. Bu mana içerisinde anlamak istediğimiz şey şudur. İslam dinine göre, İslam inancına, Kur'an'ın getirdiği mesaja, manaya göre kadın olmazsa erkeğin bir anlamı yoktur, erkek olmazsa kadının bir anlamı yoktur. Yani kadınla erkek insanlığın tamamlayıcısıdır. Kadınsız erkek eksiktir, erkeksiz de kadın eksiktir, hiçbir şeye yaramazlar. Ancak ikisinin var olmasıyla, ikisinin bir araya gelmesiyle beşeriyetin devamı, üremesi ve çoğalması mümkün olabilir.
Bu mana içinde bir diğer anlayacağımız husus, İslam inancında dini İslam'ın getirdiği vahyin ışığında, ayetlerin izahında, tefsirinde anlıyoruz ki, Allah katında erkekler ne kadar kıymetli, ne kadar değerliyse, kadın da o kadar kıymetli ve değerlidir. Değer itibariyle, kıymet itibariyle, önem itibariyle, şeref itibariyle, kadının erkekten eksik hiçbir tarafı yoktur. Erkek ne kadar şerefliyse, kadın da o kadar şereflidir. Erkek ne kadar değerliyse, kadın da o kadar değerlidir. Kadın da Allah'ın muhatabıdır, erkek de Allah'ın muhatabıdır. Kadın da Allah'ın kuludur, erkek de Allah'ın kuludur. Kadın kadın olduğu için erkekten üstün değildir. Erkek de erkek olduğu için kadından üstün değildir. Yeter ki üstünlük kadınlıkta değildir, erkeklikte değildir. Asıl üstünlük, asıl şereflilik, asıl önemli olmak, şerefli olmak, değerli olmak Allah'ın hükmünde, Kur'an'da bir esasa bağlanmıştır. Şimdi ayeti okuyorum. İnne ekremeküm indallahi etkaküm. Allah katında, indallah demek Allah indinde. Allah katında sizin en keremliniz, sizin en şerefliniz, sizin en kıymetliniz, sizin en mükerrem olanınız, şerefli olanınız Allah katında kimdir? Etkaküm, kim inandığı gibi İslam'ı yaşamaya çalışıyor, Allah'ın hükümlerine, emirlerine, yasaklarına, esaslarına riayet ediyor, itaat ediyor, Allah ile münasebetlerini kim daha iyi tanzim ediyor, taksim ediyorsa Allah katında en şerefli olanlarınız odur. Bundan dolayıdır ki namaz kılan bir kadın, namaz kılmayan bir erkek kıyaslandığı zaman vallahi namaz kılan kadın, namaz kılmayan erkekten daha şereflidir. Allah'ın emrini bilen bir kadın, Allah'ın emrini bilmeyen cumhur reisi makamında da olsa ondan daha şereflidir, kıymetlidir, önemlidir. Kadın olması onun değerine asla bir yanlışlık, eksiklik getirmez. Allah-u Teala ölçüyü çok muazzam koymuş. İnne ekremeküm, sizin en keremliniz, sizin en değerliniz, sizin en kıymetliniz indallahi Allah indinde, Allah katında, Allah yanında en önemliniz, değerliniz, şerefliniz, kıymetliniz etkaküm, kadın olsun, erkek olsun, onların en tekva olanı, en Müslüman olanı, en ibadet edeni, en temiz olanı, Allah'tan en çok korkanı, Allah'a en yakın olanı, Allah'ın haramlarından en çok çekineniniz, Allah'ın emirlerini en çok tutanınızdır. Sizin şerefliniz bunlardır. Yoksa makamca, mevkice, cinsiyet bakımından şeref aramak caiz değildir. Kur'an-ı Kerim ne kadar güzel esası belirtmiştir. İnne ekremeküm indallahi etkaküm, bize bu haberi, bu mesajı, bu manayı, bu hakikati çok güzel öğretiyor, çok güzel telkin ediyor. O halde siyahın beyaza, beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Bakınız bugün dünyanın en çağdaş, en medeni, en ileri, en sanayileşmiş memleketi diye ifade edilen Amerika'da siz söyleyin içinizden siyah insanlarla beyaz insanların kavgası ve mücadelesi var mı yok mu? Var. Şu anda şerefsiz Amerika'da beyazlar, yani beyaz ırka mensup olan insanlar kendilerini siyah ırka mensup olan zencilerden daha üstün görüyorlar. İslam bunu kabul etmiyor. Kur'an bunu kabul etmiyor. Allah bunu kabul etmiyor. Hazreti Muhammed Mustafa bunu kabul etmiyor.
Beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Çünkü beyazı beyaz olarak yaratan, siyahı da siyah olarak yaratan kimdir? Allahu Teala'dır. Burada siyahın siyah olmasında siyah insanların bir rolü yoktur. Kusuru yoktur, eksiği yoktur, noksanı yoktur. Beyazın da beyaz olarak yaratılmasında hiç katkısı yoktur, faydası yoktur ve en ufak bir müdahalesi yoktur. Yaratan Allah olduğu için beyazı beyaz yaratmıştır, siyahı siyah yaratmıştır. Siyahı siyah olduğu için hor gören adam Allah'ın yaratmasını hor görmüştür. Allah'a sataşmıştır. Allah'ın yaratma nizamına müdahale etmeye kalkmıştır ki bu fevkalade bir sapıklık ve fevkalade bir dalalet olmaktadır. Bundan dolayıdır ki hala bakın 20. asır kapanacak, 21. asır başlayacak. Dünyanın en medeni dedikleri, en çağdaş dedikleri, en zengin dedikleri Amerika'da hala siyahlarla beyazlar birbirini kemiriyor. Siyahlarla beyazlar hala savaşıyor, dövüşüyor, çatışıyor, çekişiyor. Hala birçok okullara, birçok restoranlara, birçok büyük toplumsal yerlere siyahları sokmuyorlar. Hala bazı mühim şehirlerde, istasyonlarda beyaz ırka mensup olanların gittiği tuvalete siyahlar gidemiyor. Siyahların gittiği tuvalete de beyazlar giremiyor. Hala bu kavga yapılıyor. Nerede insanlık, nerede insani hakikat? İşte Kur'an bir ayeti kerimeyle bütün bu sapıklığı ortadan kaldırıyor. Allah katında değer ölçüsünü, kıymet ölçüsünü renge, şekle, ırka, soya, sopa, servete, şöhrete bağlamıyor. Allah'tan korkmaya, Allah'ın dinini yaşamaya, Allah'ın hükümlerini yerine getirmeye ve Allah'a yakın olmaya bağlıyor. Ne kadar güzel bir ölçüdür, ne kadar müstesna bir kayıttır. Bundan dolayıdır ki 1400 sene evvele bakalım. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem şimdi bizim bulunduğumuz tarihten 1400 sene evvel yaşamıştır. 1400 sene evvel, dile kolay. Bir bakıyoruz 1400 sene evvel Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatu vesselam Efendimizin İslam'ı anlatmaya başladığı günlerde peygamberimize inanan insanların arasında siyah renkli birisi var. Simsiyah bir Afrikalı var. Adı Bilal-i Habeşi. Bilmeyeniniz yoktur, duymayanınız yoktur. Habeşi demek yani Habeşistanlı. Habeşistan hepiniz biliyorsunuz Afrika'da olan bir ülke. Habeşistan. Afrika kıtasındaki insanlar Allah tarafından siyah yaratılmış. Kapkara, siyah yaratılmış. Afrikalı demek siyah demek. Zenci, Afrikalı, Habeşi, bütün bu kelimeler siyah olduklarını ifade ediyor. Habeşi deyince siyah akla gelir. Afrikalı deyince siyah akla gelir. Zenci deyince siyah akla gelir. Ama Arap deyince akla siyah gelmez. Araplar beyaz ırka mensup insanlardır. Anadolu'da siyah insanları görünce Arap zannetmeleri vallahi yanlışlıktır, cahilliktir. Araplar siyah ırka mı mensuptur, beyaz ırka mı mensuptur? Beyaz ırka mensup. Siyahlar Afrikalıdır. Arap değildir. Zencidir. Arapça konuşmasına bakarak siyahlara Arap demek cahilliktir. Bakın Arapça konuşmasına bakarak siyah renkli adamlara Arap demek neymiş? Cahillikmiş. Araplar beyazdır, siyah değildir. Onun için bu hususları doğru bilmek lazım.
Kur'an ölçüsünde bilmek lazım. Bilal-i Habeşi dediğimiz radıyallahu an büyük Müslüman, büyük mümin, peygamberimize ilk inanan insanlardan, kölelerden, zavallı, çaresiz, satılık bir köleydi Bilal-i Habeşi. Sonra iman etti, müthiş mücadele verdi, eza gördü, ceza gördü, eziyet gördü, azap gördü, dünyanın zulmüne, hakaretine uğradı. Ebu Bekir Sıddık'ın ödediği parayla sahibinden satın alındı ve azat edildi, özgürlüğüne kavuşturuldu. Peygamberimiz de onun rengine bakmadan, şekline bakmadan, imanındaki kuvvete bakarak, imanındaki, Müslümanlığındaki, teslimiyetindeki kuvvete bakarak onu bağrına bastı. Onu sahabe-i kiramın arasına aldı, bununla da yetinmedi. Beş vakit namazı haber vermek için okunan ezan-ı Muhammediyi okumakla görevlendirdi, kendisine müezzin seçti. Ama siyah renkliydi. Ve hiç kimse bunu yadırgamadı. Bu adam siyah, bu adam Habeş, bu adam zenci. Bunu almayalım, bunu sokmayalım, bunu camiye sokmayalım demedi. İslam ne güzel. Kur'an ne güzel ölçüleri açıklıyor, izah ediyor, ispat ediyor. Ama hala Amerika'da bazı üniversitelere siyahlar alınmıyor, zenciler alınmıyor, ikinci sınıf, üçüncü sınıf insan muamelesi yapılıyor. Bu duruma göre medeni dedikleri Amerika, 1400 sene evvelki, evvel nazil olan Kur'an'a göre, 1400 sene evvel tebliğ edilen İslam'a göre, bugünkü Amerika İslam'ın önünde mi arkasında mı? İslam medeniyeti nasıl telakki ediyor? Amerikan medeniyeti nasıl telakki ediyor? Bakıldığı ve mukayese edildiği zaman Amerikan medeniyeti İslam medeniyetinden 1400 sene geriden takip ediyor. 1400 sene evvel siyahlarla beyazlar kardeş olmuş, sarmaş dolaş olmuş, asla ayrım yapılmamış, hakaret edilmemiş, siyah müminlerle beyaz müminler sarmaş dolaş olmuş, barış içinde yaşamış, kardeş olmuşlar, dost olmuşlar, sahabe olmuşlar, beraber olmuşlar, beraber yaşamışlar. Bir o günkü cemiyete bakın, 1400 sene evvelki cemiyete, bir de şimdiki Amerika'ya bakın. Siyahlar kavga ediyor beyazlarla, beyaz polisler siyahları dövüyor, mahkemeye sürükleniyor, yağma ediyor, eziyorlar, eziyet ediyorlar. Bu ölçüler içerisinde düşündüğünüz zaman Amerikan medeniyeti vallahi İslam medeniyetinden 1400 sene geri kalmış ve geriden takip etmek durumunda kalmış bir hadise olarak önümüze çıkıyor. Cenab-ı Hak işte bu Kur'an ile insanları terbiye ediyor. Bizim değer ölçülerimiz Kur'an'a göre ifadesini bulmuştur. İnsanlara nasıl kıymet vereceğimizi, neye göre kıymet vereceğimizi, bakın bugün Kur'an'dan uzaklaşan toplumlara bakın. Kur'an ahlakından, Kur'an ahkamından, Kur'an esaslarından uzaklaşmış toplumlara bakın. İnsanlara değer verirken hangi ölçüleri kullanıyorlar? Kimin serveti çoksa, kimin parası, kimin milyarları, kimin trilyonları çoksa en değerli, en güçlü, en kıymetli insanlar bunlardır şeklinde bir telakki var. İnsanları servetlerine göre değerlendirmeye kalkıyorlar. Makamlarına göre, mevkilerine göre, efendim diyor, çok büyük adam diyor, devlet bakanı diyor. Çok hatırlı adam, hani şimdi şu Engin Civan denen rezilin ortaya çıkarttığı skandal, rüşvet olaylarına bakın. O ona telefon etmiş, o ona bir şey demiş, o şöyle demiş, bu böyle demiş. En çok da bir kelime kullanılıyor. Hatırlı birisi telefon etti. Hatırlı. Nereden ileriye geliyor bunun hatırı? Bunun önemi, bunun kıymeti nereden? Efendim, Cumhur Reisi'nin karısıymış. Hatırlı birisi, değerli birisi. Yani değerli olmak için, hatırlı olmak için, kıymetli olmak için
Demek ki zengin olmak lazım. Demek ki cumhur reisinin karısı olmak lazım. Hayır, bunu İslam kabul etmiyor, Kur'an kabul etmiyor. İslam'da değerli olmak için, kıymetli olmak için, önemli olmak için, şerefli olmak için Allah'tan daha çok korkmak lazım. Haramlardan sakınmak lazım. Günahlardan sakınmak lazım. İnandığı gibi yaşaması lazım. Kur'an'a göre yaşaması lazım. Hazreti Muhammed Mustafa'ya göre yaşaması lazım. Günahlardan sakınması lazım. Haramlardan korunması lazım. Haram helal aramadan, günah sevap araştırmadan, keyfine göre yaşayan, zevkine göre yaşayan, Allah'tan korkmayan, ahiretten korkmayan bir kadın cumhur reisinin karısı da olsa vallahi şerefsizdir, billahi şerefsizdir. Ölçü Kur'an'da açıktır. İnne ekremeküm indallahi etkaküm. Sizin Allah katında en değerliniz, şerefliniz, keremliniz Allah katında Allah'ın dinine bağlı olanlarınızdır. Allah'tan en çok korkanlarınızdır. Haramdan, günahtan en çok sakınanlarınızdır diyor. Kur'an'ın ölçüsüne bakmak lazım. İşte Müslüman kadınlar. Müslüman kadınlar, Müslüman kadınlar, Allah aşkına insanlara Kur'an'a göre değer verin. Fakirdir diye, varlığı yoktur, serveti yoktur diye insanlara hor bakmayın, hakaret etmeyin, alay etmeyin, gevşek davranmayın, insanlık ayarlamasını Kur'an'a göre yapın. İbadetini ediyorsa, haramlardan sakınıyorsa, günahlardan korunuyorsa, namahremlerden sakınıyorsa, erkeklerle tokalaşmıyorsa, erkeklerle şakalaşmıyorsa, erkeklere karışmıyorsa, bu kadın Allah'tan korktuğu için bunu yapıyor. Allah'ın hükmüne itaat ettiği için böyle yapıyor. Eğer zina etmiyorsa, haramlara girmiyorsa, günahlara girmiyorsa Allah'tan korktuğu için böyle yapıyor. Ahirette hayatının hesabını Allah'a vereceği için bunu böyle yapıyor. Yoksa keyfinden, zevkinden olsaydı o da başkaları gibi haramlara, günahlara dalardı. Demek ki haramlardan korunmak, kaçınmak, sakınmak, çekinmek Allah'tan korkmanın alametidir. Allah'ın azabından, gazabından, cehenneminden, hesap gününden, mahşer gününden korkmanın alametidir. Niye bir Müslüman tepeden tırnağa örtünüyor bu kadın? Niye Müslüman kadınlar başörtüsünü ısrarla başlarına koymaya çalışıyorlar? Keyiflerinden mi? Hayır, vallahi değil. Allah'ın kitabında Allah öyle emrettiği için, öyle hükmettiği için, öyle arzu ettiği için kullil müminati, Müslüman hanımlara söyle Habibim, Müslüman kadınlara söyle ey Muhammed Mustafa'm, söyle ki vel yadribine bi humurihinne ala cuyubihinne, yabancı erkeklerin bulunduğu çarşıya, pazara, şuraya, buraya giderken, girerken Müslüman hanımlar tepeden tırnağa giyinsinler, başlarına başörtülerini yakalarının altına uzayacak şekilde koysunlar diye Kur'an'da Allah'ın emri var diye örtünüyorlar. Bir Müslüman kadın keyfinden mi örtünüyor? Eksiği var diye mi? Noksanı var diye mi? Başında kel var diye mi? Saçları dökülmüş diye mi, çirkin diye mi, başkasını aldatmak için mi? Hayır, hayır, Allah böyle emrediyor diye başına başörtüsünü koyuyor. İşte bu kadın şereflidir. Allah'ın emrini dinleyen, Allah'ın hükmünü uygulayan kadın, Allah'ın emrini dinlemeyen kadından vallahi daha şereflidir, daha kıymetlidir,
daha önemlidir, daha ciddiyetlidir, daha cibilliyetlidir, daha şahsiyetlidir, daha iffetlidir, daha nimetlidir, daha kıymetlidir. Cemiyetin kıymet ölçüsü bizi alakadar etmez. Kur'an'ın ortaya koyduğu kıymet ölçüsü önemlidir. Çünkü bugün insana servetinden dolayı, şöhretinden dolayı kıymet verenler, bir gün bakıyorsunuz ki o insan servetini kaybedince artık o insanlar o adama önem vermiyorlar. Şöhretini kaybedince, servetini kaybedince daha önce onun etrafında dolaşan insanlar o adamı yalnız bırakıyorlar mı, bırakmıyorlar mı? Aa bak, değer ölçüsü bakın neyle alakalıymış. O halde Müslüman hanım kardeşlerimiz, Allahu Teala Kur'an'da çok esaslı, çok mükemmel hükümlerle, değerlerle insani yapımızı izah ediyor. Bu sebepten dolayıdır ki kadın kadın olduğu için, erkek de erkek olduğu için birbirlerine karşı asla kibirlenemezler. Yani erkeğin kadına, kadının da erkeğe üstünlüğü mevzu bahis değildir. Erkek erkek olduğu için kadından üstün değil. Kadın da kadın olduğu için erkekten aşağı değildir. Vallahi Kur'an bunu kabul etmiyor. Kur'an bunu kabul etmiyor. Kadın eksik değildir. Kadın noksan değildir. Kadındaki nimetler erkekte yoktur. Erkekte olan kadında yoktur. Kadın erkeği tamamlıyor, erkek kadını tamamlıyor. Birbirini tamamlamak için Allah yaratmıştır. Birbiriyle çekişsinler diye, kapışsınlar diye, çatışsınlar diye Allah kadını erkeği bu maksatla yaratmamıştır. Bakın bugün Türkiye'mizde ve dünyanın bazı bölgelerinde kadın erkek arasında kast-ı mahsus ile suni olarak yapmacık bir çatışma ortaya koyuyorlar. Kadın haklarıymış, kadın özgürlüğüymüş, kadınlar da istediği gibi yaşamalıymış, istediği kadar erkeklerle ilişki kurabilmeliymiş. Şimdi bunu savunuyor bir takım kafirler, bir takım zalimler, bir takım sapıklar. Türkiye'de basında, yayında, televizyonda, medyada, şurada, burada konferanslarla, panellerle yaymaya çalıştıkları konu, efendim kadınlar özgür olsun. Kadınlar özgür olsun. Yani ne olsunmuş? Şunu anlatmaya çalışıyorlar. Yazık değil miymiş? Bir kadın bir erkekle nikahlanıp ömrünün sonuna kadar o erkeğin nikahında kalmak kölelikmiş. Nikahı kölelik kabul ediyor kafirler. Yazık değil miymiş diyor, bir kadın bir ömür bir erkeğe niçin bağlı kalsın ya? İstediği erkekle yatıp kalksın, gezsin, dolaşsın, hayatını yaşasın, zevkini yaşasın, keyfini yaşasın. Bir erkeğin nikahına niçin bağlı kalıyor bir kadın? Kölelikmiş, esirlikmiş, tutsaklıkmış. Nikah doğru değilmiş. Nikaha ne lüzum varmış? Allah niçin karışıyormuş kadınla erkeğe? Bunu yaymaya çalışıyor zalimler, kafirler, fasıklar, facirler, katiller. Toplumu yıkmaya çalışıyorlar. Peki nasıl yürüyeceksiniz? İnsan toplumları nasıl çoğalacak? Nasıl yayılacak? Zürriyet nereden hasıl olacak? Nikahı kaldırın, evliliği kaldırın. Her tarafı zina işgal etsin. Nasıl çocuk hasıl olacak? Nasıl doğum olacak? Allah insanların üremesini, çoğalmasını bir kadınla bir erkeğin bir araya gelmesine bağlamış. Bir kadınla bir erkeğin bir araya gelmesini de Kur'an-ı Kerim neye bağlamış? Nikaha bağlamış. Nikah olmadan yabancı bir kadın bir erkek bir araya gelemez. Nikah olmadan bir kadın bir erkekle asla bir araya gelemez. Nikah olmadan birleşemezler. Nikah olmadan tokalaşamazlar.
nikah olmadan asla bir araya gelemezler. Halvette kalamazlar, beraber olamazlar. Nikahsız olursa bunun adına zina denir, bunun adına fuhuş denir. Demek ki toplumda zinayı yaymak istiyorlar. Bir takım deyyuslar, bir takım şerefsiz insanlar, zenginler, servet sahipleri bu konuları, bu mevzuları yayarak kadınları nikahın altından çekip sokağa atmak istiyorlar. Zinaya sürüklemek istiyorlar. Fuhşa sürüklemek istiyorlar. Ve hayatın nikahın dışında olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Öyle değil mi Müslüman hanım kardeşlerim? Çok af buyurun, beni mazur görün, beni kınamayın, ayıplamayın. Size bir kelimeden bahsedeceğim. Bugün umumhanelerde çalışan kadınlara bir isim takmışlar. Nedir? Siz iyi bilirsiniz. Genel evlerinde çalışan kadınlara ne diyorlar? Hayat kadını, hayat, hayat, haşa! Genel evlerinde çalışan kadınlara hayat kadını demiyorlar mı gazeteciler? Şerefsiz gazeteciler! Namussuz gazeteciler! Hayat kadını diyorlar. Aslında fuhuş kadını demek lazım. Fuhuş kadını diyeceği yerde ne diyor? Hayat kadını diyor. Yani fuhşun adını hayat koymuş. Hiç fuhuş hayat olur mu ya? Fuhuş hayat olur mu? Yani nikahsız yaşayan kadınlar, nikahsız cinsel ilişkilerde bulunan kadınlara hayat kadını deyince nikahı sanki hayatın içinde değil de dışındaymış gibi, zulümmüş gibi, hapislikmiş gibi, kölelikmiş gibi, karanlıkmış gibi, kapalılıkmış gibi anlatarak nikahsız yaşamayı hayat kadını kelimesiyle övmeye çalışıyor, medhü sena etmeye çalışıyor ve telkin ederek nikahı kaldırıp zinanın ve fuhşiyatın yayılmasını arzu ediyorlar. Televizyonlara bakın. Bilhassa dizi filmlerinde siz de belki tabii dikkatinizi çekmiştir. Brezilya'dan, Meksika'dan ithal edilen ve pembe diziler dedikleri, pembe dizi dedikleri dizi filmlerinde her gün saat 10'da şu saatte başlayıp devam eden 50 dizi, 60 dizi, 100 dizi devam eden bu Hristiyan filmlerine bakın. Brezilya, Arjantin, Meksika ve Amerika kökenli filmlere bakın. Devamlı olarak bir kadının birden fazla erkeklerle ilişkilerini anlata bitiremiyorlar. Ve ey kadınlar, bir erkeğe bağlı kalmayın. İstediğiniz erkeklerle istediğiniz gibi yaşayın fikrini aşılamaya çalışıyorlar. Bu filmlerle, bu dizi filmleriyle, bu pembe filmler dediğimiz yayınlarla Müslüman kadınlarını nikahtan, aileden, erkeğinden, yuvasından, yavrularından koparıp sokağa çekmek, rezalete çekmek, cinayete çekmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bütün servetlerini, televizyonlarını, reklamlarını, paralarını sarf ediyorlar. Allahu Teala bu türlü kafirlerin şerrinden, hilesinden, desisesinden, gayretlerinden Müslüman kadınları muhafaza buyursun. Çok dikkat etmek lazım. Çok uyanık olmak lazım. Çok hesaplı hareket etmek lazım. Bütün bunların yaptıklarının gizli maksatlarını sezmek ve anlamak lazım. Gafil olmamak lazım. Cahil olmamak lazım. Yanlış yapmamak lazım. Bir kere bir Müslüman kadın kaydı mı toparlanması mümkün olmuyor. Kadınların telef olması çok çetindir. Kadınların ayaklar altında kalması, bir sefer aldanması onun hayatına mani oluyor, onun dönüşüne mani oluyor. Ortada kalıyor, sokakta kalıyor, kötü yola düşüyor ve bir hata bir kadının hayatını boydan boya rezil ediyor, haram ediyor. Evinize bağlı kalınız. Allahu Teala bir Müslüman kadını evine ve Müslüman kocasına
bağlı kalmasını emrediyor. Bakınız size bir fıkıh hükmü söyleyip sohbetimi toplayacağım. Evet, bir Müslüman kadın evine ve Müslüman kocasına, Müslüman koca tabirini ne demek istediğimizi anlıyorsunuz. Namazında, abdestinde, haramda gözü olmayan, başkasının ırzında, namusunda, kazancında gözü olmayan, evine bağlı, ailesine bağlı, yuvasına bağlı, yavrularına bağlı, Allah'a bağlı bir kocaya Müslüman koca diyoruz. Müslüman koca. Evet. Böyle bir Müslüman koca, bir kadın bu kocasına bağlı kalacak. İtaat edecek. Evin düzeni için, ev hayatının devamı için, evliliklerinin yıkılmaması, parçalamaması, ev ve aile birliklerinin bozulmaması için kadın kocasına itaat edecek. Başka türlü aile hayatını devam ettirmek mümkün değil. Kadın ayrı bir baş çekerse, erkek ayrı bir baş çekerse, o onu dinlemezse, o onu saymazsa, o onu kabul etmezse, o aile birliği ortada kalmaz. Dağılır, rezil olur, müdahale ederler, parçalanır, bölünür, yıkılır. Onun için Allah-u Teala Müslüman bir erkeği, Müslüman bir kocayı evin reisi olarak ilan etmiştir. Evin reisi, o evin erkeğidir. Er-ricalu kavvamune alennisa ayeti kerimesi bomba gibi meseleyi açıklıyor. Ve Efendimiz de bu ayeti kerimeyi izah ederken, küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulun an ra'iyyetihi ve racülü ra'in ve mes'ulun an ra'iyyetihi diyor. Yani her biriniz, ey Müslüman adamlar, ey Müslüman erkekler, küllüküm, sizin her biriniz ra'in, çoban gibidir. Çoban, çoban. Ve küllüküm mes'ulun an ra'iyyetihi, her biriniz çoban gibisiniz, her bir çoban da güttüğü koyunlarından ve kuzularından sorumludur. Nasıl ki bir çoban otlattığı merada, tarlada, arazide otlattığı sürüden, koyunlardan, kuzulardan sorumluysa, ey Müslüman erkekler, siz de idareniz altındaki kadından ve çocuklarınızdan sorumlusunuz diyen Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Allahümme salli ala Muhammed. Başka türlü de bir aile hayatı devam etmez. Sorumlusu olmasa bu işin, hesap verecek birisi olmazsa, sorumlu olacak birisi olmazsa nasıl bu aile yuvası devam eder? Nasıl beraberlik devam eder? Nasıl aile birliği sağlanır? Mümkün değil. Kocası amir olacak, kadın ona boyun itaat edecek. Meşru emirlerini, İslam'a uygun, Kur'an'a uygun, sünnete uygun emirlerini dinleyecek. Kocasından izin almadan sokağa çıkmayacak, şuraya buraya gitmeyecek ve kocasına bağlı kalacak, ırzına, namusuna bağlı kalacak, iffetine bağlı kalacak. Başka türlü aile hayat devam etmez. Sorumsuzluk olan yerde hayat olmaz. Mükellefiyet olmayan yerde hayat devam etmez. Herkes ayrı kafadan söylerse, ayrı sazdan çalarsa, ayrı yola giderse, ayrı kafada olursa orada birlik olmaz, beraberlik olmaz, hayat olmaz, aile olmaz, toplum olmaz, cemiyet olmaz. Elbet birisi biri itaat edecek. İşte bundan dolayıdır ki bir kadının kocasından izin almadan yapamayacağı işler var. Şimdi bunun bir tanesini söyleyeyim ve sohbeti keseyim inşallah Teala. Bize de sık sık soruyorlar. Geçenlerde de yine birçok kadın kardeşimiz sormuş. Efendim, bir kadın bir tarikat şeyhine bağlanmak zorunda mıdır, değil midir? Bir tarikat şeyhine,
falan efendiye, filan efendiye bağlı kalmak veya gidip ona bağlanmak, ondan ders almak, ondan tesbih almak, ondan efendim zikir almak gibi işlerde bulunmak zorunda mıdır, değil midir? Bunu yaparken kocasından izin alması lazım mı, değil mi? Bir sürü mesele. Biz şunu söyleriz. Efendiler, Müslüman hanımlar, Müslüman kadınlar, Müslüman bacılar, şunu ifade edeyim ki Allahu Teala'nın Habibi, Resulü, kevn-i mekanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aynen şöyle buyuruyor. Teraktu fikum emreyni len tedillu ma temessektum bihima kitaballahi ve sünnete rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben, Allah Resulü buyuruyor, ben vefat ettikten sonra, dünyamı değiştikten sonra, dünyadan ahirete intikal ettikten sonra size iki temel esas bırakıyorum. Bağlanmak zorunda olacağınız, ömür boyu bağlı kalmak zorunda olduğunuz, itaat etmek zorunda olduğunuz iki şey bırakıyorum. Bu iki şeye bağlı kalmanız lazım, şart, zaruri, mecburisiniz diyor Peygamberimiz. Hatta garanti veriyor. Teraktü fiküm emreyni, size iki temel kaynak bırakıyorum, iki temel esas bırakıyorum. Ve garantisi şu: len tedillu ma temessektum bihima. Bu iki kaynağa, bu iki temel esasa bağlı kaldığınız müddetçe, sarıldığınız, yapıştığınız müddetçe asla sapıklığa düşmeyeceksiniz. Bak, sapıklık var. Bugün dünya sapıklığın içinde sallanıp çalkalanıp duruyor. Sapıklık, eşcinsellik, kepazelik, uyuşturucu müptelası, alkol müptelası, zevkü sefa müptelası, kadınlar kendi arasında sapıklık, erkekler kendi arasında, dünyanın sapıklığı var şimdi. Ama Peygamber ne diyor? Len tedillu ma temessektum bihima. O iki kaynağa yapıştığınız, sarıldığınız, dayandığınız, sığındığınız, tutunduğunuz müddetçe sapıklığa düşmeyeceksiniz. Aranızda sapıklık yayılmayacak. Nedir bu iki kaynak? Kitaballah, Allah'ın kitabı Kur'an ve sünnete Resulillah, Allah Resulü'nün sünneti. İşte sorumlu olduğumuz kaynaklar bunlar. Ama ilim bakımından, tahsil ve terbiye bakımından, tarikat bakımından, tasavvuf bakımından, ahlak bakımından, tekva bakımından, Kur'an'a ve sünnete harfiyen riayet eden bir efendiden, bir şeyhten, bir veliyullah'tan, bir ulvi zattan, yüksek bir zattan tabii ki tavsiye alırsın, tabii ki ders alırsın, tabii ki nasihat alırsın, tabii ki terbiye alırsın. Bunu kim inkar edebilir? Ama evini ihmal edemezsin. Tarikata bağlıyım diye kocanı ihmal edemezsin, yatağını ihmal edemezsin, İffetini ihmal edemezsin, çocuklarını ihmal edemezsin, ev hayatını, aile birliğini bozamazsın. Sadakat göstereceksin. Yani bir efendiye bağlı olmak, evini, aileni, kocanı, aileni, yatağını terk etmeyi gerektirmeyecek. Ben bağlandım efendime, ne koca tanırım, ne ev tanırım dedin mi cehenneme gidersin. Olmaz öyle şey. Şimdi fıkıh hükmünü söylüyorum. Bütün alimlerimiz, müçtehitlerimiz ki bugün kala kala dört mezhep kalmıştır. Biliyorsunuz dört mezhep var şu anda. Müçtehitler olarak dört mezhebin müçtehidi var. Ebu Hanife Hazretlerinden dolayı Hanefi mezhebi var. İmam Şafii'den dolayı Şafii mezhebi var.
İmam-ı Malik'ten dolayı Maliki mezhebi var. İmam Ahmed bin Hanbel'den dolayı Hanbeli mezhebi var. Dört mezhep var. Bu dört mezhebin imamları, müçtehitleri ittifak ederek diyorlar ki, bir Müslüman kadın gece yarısından sonra kalkıp bir Müslümanın namaz kıldığı bir namaz var. Gece yarısından sonra kalkıp kılınan bir namaz var. Bu namazın adına ne diyorsunuz? Teheccüd namazı. Teheccüd. Bu sünnet bir namaz, nafile bir namaz. Yani farz değil, vacip değil. Sadece sünnet. Sadece nafile. Sadece sevap kazanmak için yapılır. Yani Allahu Teala Müslümanlara gece yarısından kalkın da teheccüd namazı kılın diye bir vazife yüklemiş mi, yüklememiş mi? Yüklememiş. Farz değil. Bak, yatsı namazı farz. Yatsı namazı farz. Ama teheccüd namazı siz söyleyin, farz değil. Bak, farz başka, farz olmamak başka. Farzı yapmayan cehenneme gider. Farzı yapmayan mesul olur. Farzı eda etmeyen sorumlu olur. Ama nafileyi yerine getirmeyen sorumlu olmaz. Niye kalkıp kılmadın demez Allah. Kılarsa iyi olur. Kılarsa iyi olur ama kılmasa sorumlu olmaz, vebal olmaz, günah olmaz, mesul olmaz, cehenneme gitmez. Farkı bu. Kadın için de böyle, erkek için de böyle. Bir kadın tarikattan ders almış, efendiden tesbih almış, neyse şey demiyoruz. Gece beraber yatmak mükellefiyetinde olduğu kocasının yatağını, bir kadının kocasının yatağına bağlı kalması, yatağını paylaşması dört mezhepte nedir? Farz-ı ayındır. Aynı yatakta olması vallahi farz-ı ayındır. Mükellefiyeti var kadının. Yatakta bulunması, yatakta beraber olması farz olduğuna göre şimdi gece yarısından sonra kalkayım da abdestimi alayım, teheccüd namazımı kılayım, efendinin, şeyhin verdiği tesbihi çekeyim diye düşünen bir kadın yataktan ayrılmadan önce bu nafile ibadeti yerine getirmek için kocasından izin alması lazım mı değil mi? Lazım yahu, yatakta olması farz. Gece kalkıp teheccüd namazı kılması nafile. Nafileyi yapmak mı önemli, farzı eda etmek mi önemli? Farz dururken nafile yapan cehenneme gider. Farzı eda etmek lazımken farzı terk edip, farzı terk edip nafileyle uğraşan mesul olur, muazzep olur, günahkar olur, cehennemlik olur, sorumlu olur. Bundan dolayı kocasından müsaade almadan efendi izin verir misin, müsaade eder misin? Daha gece yatmadan evvel mesela, uyumadan evvel, efendi bana müsaade eder misin, bana izin verir misin? Gece yarısından sonra ben yataktan ayrılacağım, yataktan çekileceğim, seccademi sereceğim, iki rekat teheccüd namazı kılacağım, belki birkaç saat de tesbih çekeceğim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la, hani bin kere, 2000, 3000, 5000 neyse, ne kadar vermişse. Çekeceğim ve belki yataktan 2 saat veya 3 saat ayrı kalacağım, uzak kalacağım. Bana izin veriyor musun, vermiyor musun diye izin almak farzdır, şarttır. Ha, izin mizin almadı. Kocasına sormadı, danışmadı, izin almadı, müsaade almadı. Kendi bildiği gibi yatağı terk etti. Kocasının isteğinin haricinde, kocasının rızası olmadan, arzusu olmadan, müsaadesi olmadan yatağından ayrılsa, abdestini alsa, seccadeyi serse, teheccüdünü kılsa, tesbih çekmeye başlasa, hatta hakkın emri de
takdiri de tecelli etse, seccade üstünde kadın ruhunu teslim edip ölse, vallahi cehenneme gider demişlerdir. Kocasından izin almadan, yataktan ayrılmaya müsaade almadan, o farz ameli, farz hükmünü çiğnemiş olduğu, farzı yerine getirmemiş olduğu, hak sahibi olan kocasından izin almamış olduğu için teheccüd namazının üzerinde ölse cehenneme gider. Bak ölçüler konmuş. İzin alacaksın, onun haysiyetini, onun yatak hakkını, onun hukukunu, onun şahsiyetini, onun haysiyetini, onun rızasını kabul edeceksin. Bir tarikat şeyhine bağlı olmak, kocasının haklarını çiğnemeye sebep olmayacak. Yanlış yapıyorlar, eksik yapıyorlar ve aile hayatı dağılıyor, aile birliği dağılıyor, kocası darılıyor, uzaklaşıyor, evin birliği bozuluyor, evin intizamı bozuluyor, evin düzeni bozuluyor, çocuklar ortada kalıyor, tarikat namına kadın başını alıp gidiyor. Böyle şey olmaz. Allah-u Teala cümlemizi ikaz etsin, Hak Teala rıza ve rahmetinden bizleri ayırmasın.